Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye yüzyılına güçlü ve özgüvenli bir şekilde adım atmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütmekte olduğumuz bağımsız ve milli dış politikamız, kadim coğrafyamızın ve şanlı tarihimizin mirasını, insani ve vicdani değerlerimizi yansıtıyor. Bu dış politikamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh temel ilkesine hizmet etme anlayışına dayanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılında bölgemizde barış ve güvenliğin tesisi, refah ortamının geliştirilmesi, dış ilişkilerimizin yapısal zeminde güçlendirilmesi ve küresel hedeflerimizin ilerletilmesi yönünde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımızın, milli güvenlik sistemimizin temel bir parçası olduğu anlayışıyla, devletimizin bekasına ve milletimizin refahına katkı sunmak asli görevimizdir. Bu çerçevede sahip olduğumuz değerler ve kapasiteye dayalı her türlü dış etki alanından bağımsız milli bir dış politika izlemekteyiz. Dış politikamızda stratejik hedeflerimizi hayata geçirirken dış ilişkilerimizin envanterine tutulması, dış ilişkilerde pozisyon üretilmesi, dış ilişkilerimizde devlet çapında koordinasyon sağlanması yöntemlerini kullanmaktayız. Günümüzde dış ilişkiler, güvenlik, istihbarat, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma ve kültür dahil olmak üzere çok boyutlu politikaların iç içe geçmesiyle örülmektedir. Dinamik gelişmelere cevap verecek bir dış politika anlayışıyla tüm alanlarda dış ilişkilerimizi uygulamak, koordine etmek, yönlendirmek ve geliştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm halinde azimle çalışmaktayız. Böylelikle ülkemizin uluslararası politikada gündemi belirleyen, oyun kuran ve gerektiğinde oyun bozabilen, kritik coğrafyalarda tesir yaratan etkin bir güç olması yolunda gerekli çalışmaları gece gündüz demeden yürütmekteyiz. Bu yolda Gazi Meclisimizin desteği bizim için son derece değerlidir. Bütçe görüşmeleri vesilesiyle 2023 yılının muhasebesini yapmak ve dış politikamızda öne çıkan konulara ilişkin tespit ve değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli milletvekilleri, çok boyutlu ve zorlu sınamalarla kuşatılmış bir coğrafyadayız. Ciddi kırılmaların yaşandığı, rekabetin arttığı, güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Silahlı çatışmalar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi çeşitli sınamalar birbirini tetikliyor ve besliyor. Bu ortamda artan imkan ve kabiliyetlerimizle, geniş bir bakış açısıyla, yumuşak ve sert güç unsurlarımızı birlikte kullanarak sahada ve masada güçlü bir diplomasi yürütmekteyiz. Malumunuz olduğu üzere 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki İsrail vahşeti neticesinde Filistin halkı için durum bir insanlık trajedisine dönüşmüştür. Şu ana kadar İsrail saldırılarında yaklaşık 12 bin Filistinli yaşamını yitirmiş, 30 binden fazla kişi yaralanmıştır. En az 3.750 kişi ise şu anda kayıp durumdadır. Hayatını kaybedenlerin 1/3'ü kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşmaktadır. Sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Sivillerin her koşulda korunması gerektiğini daha krizin başladığı günden itibaren tüm dünyaya duyurmuş durumdayız. Hamas'ı yok etme adına Gazze'nin topyekin hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalaması karşısında sessiz kalamayız, kalmayacağız. Bildiğiniz üzere İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların devamı nedeniyle Tel Aviv Büyükelçimizi istişareler için merkeze çağırdık. Türkiye devam eden katliamın durması, vahşetin son bulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla krizin ilk gününden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail ve Filistin devlet başkanları dahil çok sayıda liderle temas etmiştir. Son olarak 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılım sağlanmıştır. Söz konusu zirvede verilen mesaj son derece nettir. İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi. Orada alınan kararların takipçisi olma, kalıcı barış için hep beraber birlikte çalışma konusunda kararlıyız. Sayın Hanımefendinin liderliğinde İstanbul'da düzenlenen Filistin için tek yürek zirvesinde yapılan barış çağrısı küresel vicdanın sesi olmuştur. Ben de özellikle bölge ziyaretlerine yoğunlaşarak sorunun bölge ülkelerince sahiplenilmesi fikrini muhataplarımıza aktarmaktayım. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde kolektif bir baskı uygulanması bakımından da bölge ülkelerinin
tek sesle tepki göstermeleri önem taşımaktadır. Yürütülen çalışmalar belli noktalarda baskı oluşturmaktadır. Artık Batı bu noktada moral üstünlüğü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur. Yüce Meclisimizde grubu bulunan partiler de genel görüşme sonucunda Gazze'de sivillere yönelik saldırılar karşısında güçlü bir bildiri yayınlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası platformlarda çözüme yönelik çabalarının milletimizin bu konudaki iradesini yansıtması bakımından özellikle değerli olduğunu belirtmek isterim. Gazze'deki insani durumun vehameti nedeniyle insani yardım konusu aciliyet ve önem arz etmektedir. Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarla iş güdümün sağlanması ve yardımların yerlerine ulaşması için azami gayret göstermektedir. Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır. Gazze Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar başta olmak üzere yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarımız var. Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş, 61 hasta ve 49 refakatçi ise dün akşam Mısır'a geçirilmiştir. Ayrıca bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır. Bugün ve önümüzdeki günlerde de çıkışlara devam edilecek. Gazze'de bir sahra hastanesinin faaliyete geçmesine yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra 983 vatandaşımızın ve aile yakınlarının Gazze'den Refah sınır kapısından tahliyesi için İsrail ve Mısır makamlarıyla temaslarımız sürüyor. Türkiye olarak gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda sürdürdüğümüz çözüm odaklı girişimlerimizi iki ana kulvarda yürütmekteyiz. Birinci kulvarda ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmelerinin engellenmesi için çaba sarf etmekteyiz. Aynı zamanda gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmemesi için de temaslarda bulunmaktayız. İkinci kulvarda ise iki devletli bir çözüm doğrultusunda kalıcı bir barışın sağlanması yönünde girişimlerimizi yoğunlaştırmaktayız. Bölgesel sahiplenme ve garantörlük mekanizmasının tesisini de öne çıkartmaktayız. Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler ve hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise, İsrail üzerinde nüfus sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara alan açabilecektir. Çatışmaların coğrafi olarak yayılmasının yanı sıra toplumsal ayaklanmaların da yaşanması ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Son gelişmeler, Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşulmadan ne bölgemizde ne dünyada kalıcı bir barış ve istikrar tesis edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bunun tek yolu 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu nedenle iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaya devam edeceğiz. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de en güçlü şekilde sürdüreceğiz. İkinci yılını doldurmak üzere olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çabalarımızı 2023 yılında da hız kesmeden sürdürdük. Küresel ölçekte bir gıda krizinin önlenmesi için Karadeniz girişiminin yıl ortasına kadar kesintisiz devamını sağladık. Girişimin faal olduğu bir yıllık süre zarfında yaklaşık 33 milyon ton tahıl ürününün dünyaya ulaştırılmasına vesile olduk. Girişimin sonlandırılmasının ardından ise gıda piyasalarının istikrarsızlığa sürüklenmesini engellemek ve savaşın Karadeniz'e sirayet etmesini önlemek için girişimin yeniden canlandırılması çalışmalarına da ağırlık verdik. Her iki ülkeyle işbirliğimizi, milli çıkarlarımızı önceleyen, aynı zamanda uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alan bir zeminde yürütmekteyiz. Bu bağlamda iki ülkeyle de iktisadi işbirliğimizde somut göstergelere de yansıyan mesafe kaydetmiş durumdayız. Rusya ile muhafaza ettiğimiz doğrudan iletişim kanallarından da istifadeyle savaşın adil barış temelinde sonuçlanması için çabalarımızı da sürdürmekteyiz.
Savaşın başından bu yana taraflar arasındaki en üst düzeydeki görüşmelere ve en anlamlı ilerleme sağlanan müzakerelere ev sahipliği yapmış olan ülkemizin şartlar olgunlaştığında bu mahiyette görüşmelere yine ev sahipliği ve kolaylaştırıcılık yapma iradesi bakidir. Savaş uzadıkça ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız açısından ortaya çıkan sınamalar da giderek derinleşmektedir. Suriye dış politikamızın öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Suriye'de önceliklerimizi, ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi süreç temelinde kalıcı istikrarın sağlanması, terör unsurlarının sınırlarımızdan bütünüyle temizlenmesi, insani gerekçelerle kapıları açtığımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmesi ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi teşkil etmektedir. Bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda hem sahada hem de masadaki çabalarımızı 2023 yılı boyunca sürdürdük. Bu kapsamda Suriye rejimiyle İran ve Rusya Federasyonu'nun da katılımıyla angajman sürecini başlattık. Siyasi sürecin en önemli mekanizması olan Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında Suriyeli tarafları bir araya getiren Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması ve somut sonuç vermesini teminen devam eden çalışmalarda da yer almaktayız. Başından beri muhalefetle rejimin aynı masada müzakere ederek mutabakata varılmasının, ortak bir çözüm üretmesinin kalıcı sonucun anahtarı olduğunu söylemekteyiz. Suriye sahasındaki başlıca önceliklerimizden biri olan PKK, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere terör tehdidinin yok edilmesidir. Bunun için tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Maalesef bazı ülkeler DAEŞ'la mücadele kisvesi altında PKK-YPG terör örgütüne desteğini sürdürmektedir. Bunun stratejik bir hata olduğunu ve DAEŞ ile mücadelede meşru ortaklara güvenmelerinin esas olduğunu defaatle vurguluyoruz. Komşumuz Irak'la ikili ilişkilerimizi her boyutuyla geliştirme ve daha kurumsal hale getirme yönünde ortak siyasi iradeye sahibiz. Irak'ın olumlu bir gündem temelinde bölgesiyle bütünleşmesini desteklemekteyiz. Bu kapsamda stratejik önemdeki kalkınma yolu projesinde Irak'la birlikte çalışıyoruz. İkili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmayı, geçtiğimiz yıl 24 milyar doları aşarak rekor kıran ticaretimizi karşılıklı yarar ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. Irak'la aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için ilgili tüm taraflara gerekli mesajları veriyor ve gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Irak'taki PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi de hız kesmeden sürdürüyor, gerekli gördüğümüz güvenlik önlemlerini uygulamakta bir an için tereddüt etmiyoruz. Afganistan'da ise insani yardımlarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Bu ülkedeki durumun düzensiz göç, terörizm ve uyuşturucu ticareti gibi ülkemizin güvenliğini doğrudan ilgilendiren boyutları da bulunmaktadır. Bu bakımdan Taliban hükümetiyle pragmatik bir angajman sürdürmekteyiz. İran'la ilişkilerimizi ortak menfaatlerimiz temelinde her alanda geliştirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde İran Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyareti vesilesiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. toplantısını gerçekleştireceğiz. İran'la ikili ticaret hacmimiz için belirlediğimiz yıllık 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, uluslararası toplumun İran'la angajmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bağlamda nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma yolundaki atılan adımları da destekliyoruz. Türkiye komşu en önemli bölgelerden biri olan ve ülkemizi doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı Güney Kafkasya, dış politikamızdaki öncelikli konumunu 2023 yılında da korumuştur. Tek millet, iki devlet şiarı temelinde, müstesna ilişkilere sahip olduğumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Azerbaycan ile her alandaki dayanışma ve işbirliğimizi geçen bir yıl zarfında da daha da artırarak devam ettirdik. Azerbaycan'ın Karabağ'daki 30 yılı aşkın süren işgali sona erdirerek egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde tesis etmesiyle Güney Kafkasya'da huzur ve refahın temini yönündeki tarihi bir fırsat daha da güçlenmiştir. Azerbaycan ile Şuşa beyannamesinde ifade edildiği şekilde her düzeydeki ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıdık ve uluslararası teşkilatlarda yakın işbirliğimizi sürdürdük. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların yeniden imarı ve ihyası da dahil olmak üzere
Güney Kafkasya genelinde kalıcı barış ve istikrar çabalarında tam bir dayanışma içinde hareket ettik. Bu yakın işbirliği ve eşgüdüm, Ermenistan'ın artık barışın bir paydaşı haline getirilmesi yönündeki girişimlerimiz bakımından da söz konusudur. Bu bağlamda Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın aynı yapıcı anlayışla karşılık vermesi gerektiği yönündeki tutumumuzu sürdürmekteyiz. Türkiye'nin Ermenistan ile yürüttüğü normalleşme sürecinde de Azerbaycan ile aynı işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmekteyiz. Güney Kafkasya'daki bir diğer komşumuz olan Dost Gürcistan ile ilişkilerimiz 2023 yılında da karşılıklı yarar temelinde gelişmeye devam etmiştir. Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı doğrultusunda Abazya ve Güney Ossetya ihtilaflarının bu ülkenin uluslararası tanınmış sınırları ve egemenliği çerçevesinde barışçı yollardan çözülmesini savunan ilkeli tutumunu sürdürmüştür. Jeopolitik sinemalar karşısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletilmesi önem arz etmektedir. Türkiye, AB üyeliği hedefine bağlılığını korumakta, her alanda işbirliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeye devam etmektedir. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin zaman zaman stratejik vizyon sergilemekten uzak olduğunu son olarak AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye raporu örneğinde görmüş bulunuyoruz. Karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar, Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar görüşlü çıkar arayışlarına indirgenemeyecek kadar stratejik olduğunu göstermektedir. AB'den temel beklentimiz aramızdaki işbirliğine ve somut üyelik ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasıdır. Türkiye'nin bölgesel krizlerin ortasında bir istikrar ve refah aktörü olarak ağırlığı ve rolü bellidir. AB'nin katılım süreci de dahil tüm stratejilerinde bu rolü hesaba katması hem ülkemiz hem AB için kazançlı olacaktır. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60. yıl dönümündeyiz. Meselenin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşulmasının anahtarı, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Şayet bir müzakere olacaksa bu iki toplum arasında değil, iki devlet arasında olacak. Müzakere masasına oturmadan önce iki tarafında statüleri eşitlenecektir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda yaptığı hitaplarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması çağrısı yinelenmiştir. KKTC'yi bu yolda desteklemeyi ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmayı sürdüreceğiz. Diğer yandan Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimizi olumlu gündem temelinde samimi ve yapıcı bir diyalogla ilerletmeyi arzu etmekteyiz. Bunun yakın bölgemizde barış, istikrar ve refaha da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yunanistan'la ilişkilerimiz son dönemde karşılıklı sergilenen dayanışma diplomasisinin de yardımıyla olumlu yönde evrilmektedir. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmelerde pozitif gündemin geliştirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırarak mevcut diyalog mekanizmalarımızı yeniden canlandırdık. 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da düzenlenmesi kararlaştırılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. toplantısı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Batı Trakya Türk azınlığı ve 12 adalarda yaşayan soydaşlarımızın durumları öncelik verdiğimiz hususlardan biridir. Lozan Barış Anlaşması ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan eğitim, dini özgürlükler ve vakıfların yönetimi gibi alanlarda soydaşlarımızın haklarının korunmasının yakın takipçisiyiz. Parçası olduğumuz Balkanlarda yürüttüğümüz aktif ve kapsayıcı dış politika çerçevesinde tüm Balkan ülkeleriyle yakın temas halinde bölgede istikrar ve refahın tesisi ve korunması için çaba göstermekteyiz. Bölgede artan gerginliğin yatıştırılması, bölgesel işbirliği ve siyasi diyaloğun güçlendirilmesi için karşılıklı üst düzey ziyaretler de gerçekleştirerek aktif şekilde çalışmaktayız.